Sizlere bundan sonraki suspend yememe ve yemiş olduğunuz hesaplardan nasıl kurtulabilirsiniz hakkında düşündüğünüz ve sorduğunuz soruların cevabı olacaktır. Hesabınız askıya alındığını varsayarak konuşuyorum. Neden hesabınız askıya alındı ve şu an alındıktan sonra panik yapmak yerine yapmanız gereken şeyler nelerdir? Onlar hakkında bilgi aktaracağım size. eBay hesabının askıya alınması neden oluyor arkadaşlar? Satıcılar genellikle neden askıya alındığını, sürecin nasıl işlediğini ve bunun tekrar olmasını nasıl engelleyebilir? Yani burada önemli olan şey neden biz suspend ediyoruz? Bu sorunun cevabını eğer bulabilirsek, eBay sorduğunuzda size politikaları ondan dolayı söylemeyeceklerini gerçekten sizler de kendi gözlerinizle göreceksiniz ama aslında politikalarının içerisinde politikaları yazdığı için eBay sormak yerine eBay'in politikalarını okuyabiliriz. Sadece sizin neden direkt doğrudan yediğinizi size söylemeyeceklerdir. Bununla ilgili neden olduğunu size anlatacağım. Şimdi ilk olarak yeni başlayan arkadaşlar çoğu kişi bilmemesine rağmen genellikle Çin üzerinden AliExpress, Alibaba ve farklı platformlardan iş yaptığı için siparişleri çok geç gidiyor. Siparişleri geç gittiği için haliyle ürünleri gecikiyor, müşterileri sinirleniyor ve ilk yeni açmış olduğu hesapta kötü bir yorum alarak hesabını kapatıyorlar. Bu hiç hoşunuza gitmeyecek bir şey. O yüzden hangi markette çalışıyorsanız o markette kalın. İngiltere'de satış yapıyorsanız İngiltere toptancısıyla, Amerika'da satış yapıyorsanız Amerika toptancısıyla çalışın. Bu ilk 3 ay süresi içerisinde işinizi büyütüp bu kişi çalışana kadar. Ve nasıl çalıştığını anladığınız zaman da artık hızlı kargoyla ülkenize, müşterilerinize, ürünlerinize gönderebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde Çin'de. Evet, ikincisi geç takip yükleme. Şimdi takip numarası çok önemli arkadaşlar. O yüzden çalıştığınız toptancılar çok önemli. Eğer toptancınız ürününüzü gönderildikten 5 gün sonra size veriyorsa takip numarasını ki bu süre zarfı içerisinde müşteriye ürün bile ulaşmış. Bu haliyle sizin PayPal'ınıza ve akabinde de sizin eBay'nize ve rating'inize, hesabınızın rating'ine etkileyecek. Ne olacak? Hesabınız under below'a düşecek ki bu eBay'in sizi daha yukarı çıkartmayacak ya da ürün istediğiniz zaman en arka sayfa atacağı anlamına geliyor. Ki böylelikle satışlarınız düşecek ve bu platformda çok uzun vadeli çok büyük satışlar yapamayacak hale geleceksiniz. Bunlardan kurtulmak için lütfen ama lütfen çalıştığınız toptancının kargo takip numarasını hızlı bir şekilde yüklediğinde araştırın. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz arkadaşlar? Platformda tonlarca toptancı var. Gidin politikaların içerisinde hızlı bir şekilde okuyun. Araştırın. Gün sonunda emin olun. Bu kanalın içerisinde de bulacaksınız. Araştırdığınız takdirde her şeyin cevabının ne olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Başkasına sormadan da bulabilirsiniz yani. Hatalı işlem oranı. Hatalı işlem oranından hani benim kastım burada aslında dikkat edilmesi gereken o kadar çok büyük şeyler var ki sürekli olarak müşteriye ürünü gönderiyor. Siz burada işte benim o ürünüm stokta yok. İptal edeyim diyorsunuz. İptal ediyorsunuz. Farklı şeyler oluyor. Ürünü çıkartmıyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Bir işte o ürün yerine farklı ürün yüklüyorsunuz. Ya da farklı yazılımlar kullanıyorsunuz. Ürün listeleniyor. Stokta bitiyor. Yazılıma gidiyorsunuz. Yani bu her defasında sizin sorununuz oluyor arkadaşlar. Ve müşteriye yok diyorsunuz. Eğer almayacaksanız. Çünkü stokta kalmadığını söylüyorsunuz. Bu müşterinin ya da eBay'in değil. Sizin iyi bir satışçı olamadığınızın göstergesi oluyor. Haliyle de bu satış yapmış olduğunuz hesabınıza, akantınıza etkisi oluyor. Benim burada bütün arkadaşlarımla iptal bile edeceksiniz. Kesinlikle ve kesinlikle ürünlerinizi stok dışı olduğundan dolayı iptal etmeyin. İnanılmaz derecede hesabınızı etkiler. Ürün stok dışı bile olduğundan dolayı iptal etsin. Size o seksiyonlarca 3 tane en sonunda müşteri istediğinden dolayı ürün iptal ettiğinizin sekmesine tıklayarak ürünü iptal edin. Yoksa öteki türlü de hesabınıza çok büyük bir efekt olacak. Açık keyzer yapacak bir şey yok. Müşteri her zaman haklıdır politikasıyla çalışan bir satış platformunda çalışıyorsunuz ama üzülmeyin. Eğer haklı ve doğru yaptığınız şeylerin arkasında durabilecek kadar böyle bir ticaret politikası bilmiyorsunuz ki doğru bir şekilde ayarladığınız takdirde politikalarınız sizlerle beraber yüzeyi kurtaracak, ürünlerinizi geri alacaktır. Yani siz ürünü listelerken müşteriye kargo dönerse ürünün kargo parasını müşteri ödeyecek olarak gösterirseniz müşteri ürün dönmek istediğinde eğer sizlik bir durum yoksa ürünle ilgili kırık ya da farklı bir şey gelmediyse ürünü müşteri istemediği için iade etmek istiyorsa kargo parasını müşteri ödeyecektir arkadaşlar. Müşteri case açtığında diyor ki ben bu ürünü göndermek istiyorum ama kargo parasını ödemek istemiyorum. Sorun değil. eBay gösterilen şey eBay diyeceksiniz ki evet anlıyorum ben ürünü kabul ediyorum bu konuda hiçbir sorun yok müşteriye de yardımcı olmak istiyorum. Fakat her nasılsa politikamda ürünü satın alırken müşterinin iadesi benimle ilgili bir sorun yaşatmadığı takdirde ürün yani kırık eksik ya da farklı bir sorundan dolayı olmadığından dolayı ben ürünümün faturasını, kargo parking numarasını ödediği takdirde kabul edeceğim. Ve eBay bu case'i, bu durumu sizin tarafınıza kapatacak. Ve müşteri seve seve bu parayı ödemek zorunda kalacak. Bu şekilde ticaretinizi yaparsanız hiçbir zaman sorun olmazsınız. Yeni başlayan arkadaşların her açılışında suspend diyor. Aslında böyle bir şey yok. Bunu başarmak gerçekten yetenek işi ve başarılı arkadaşları tebrik ediyorum. Kötü bir şey değil. Bu bir tecrübe edilmesi gereken bir şey ise öyle olsun. Ama lütfen bu videoyu kalem kağıt alarak, not alarak, bunları gerçekten anlamıyorsanız bile not alarak, ilerleyen zamanda detaylı şekilde göz atarak ilerleyin. Çünkü bu videoda öğrendiğiniz şeyleri yaptığınız takdirde %90 suspend yeme riskinizi düşüreceksiniz. Bizim kursa katılan arkadaşlarla öğrettiğimiz ve sizin de katılmadan da bu şeyi sağlayabilmeniz ve ticaretinizi büyütebilmeniz için çekilen bir video içeriği arkadaşlar bu. Umarım tekrar dediğim gibi faydalı oluyordur. Faydalı oluyorsa beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın. Onlar da suspend yeme riskini azalsın arkadaşlar. Bu çok önemli bir video. Şu an Türkiye'de hiçbir yerde bulabileceğiniz bir video değil. Dedikten sonra şimdi IP adres ve yer var. Ürününüze eBay'e İngiltere'den satış yapmak için giriyorsunuz. eBay'i açıyorsunuz. Her şey çok güzel. Bir anda ürünü listelemeye başladınız ve hesabınız suspend edildi. Bir. Bilgisayarınızın içerisindeki listelemiş olduğunuz ülkenin saat, zaman dilimi Türkiye ama siz VPN ya da aracı farklı şeyler kullanarak lokasyonunuzu İngiltere gösteriyorsunuz ama bilgisayarınızın saat dilimi Türkiye.
Bunu bilgisayarınızın ayarına girip zaman bölümünü London, Dublin, Ireland bölümüne hesaplamanız gerekiyor. Diliniz İngilizce bir şekilde dilinizi değiştirerek arkadaşlar bu ülkeye giriş yapmanız gerekiyor. Çünkü sistemde Türk olarak gözüküyor. Normalde diliniz seçilmiş ana dil olarak Türkçe gözüküyor. Bu bir ikinci uyarı. Ve bunun dışında arkadaşlar fiilere ödemiyorsunuz. Yani gün sonunda satış yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz, fiilleri unutuyorsunuz. Otomatik ödeme planını da yapmadığınız takdirde eBay ödeme alamadığı için hesabınızı riskli bir hesap olarak görüyor ve kırmızı flag şeklinde hesabınızı direkt suspend uyarısı atıyor. Üçüncü olarak telefon. Telefon çoğu arkadaşın insanlara öğrettiği şekilde anlatırsak ya işte Google Voice'dan ya da internet üzerinden bulmuş olduğu bir telefon numarasından bir onaylama maili alarak da açabilirsiniz ki açtığınız takdirde yarın bir gün eBay ile konuşmanız ya da eBay'deki hesabınızın limitini arttırmak için aradıkları zaman çünkü o numara bir seferlik ve bir sefere mahsus kullanıldığı için hesabınız da paranız da orada kalacak. O yüzden herkese tavsiyem arkadaşlar lütfen ama lütfen eğer alabiliyorsanız abonelik bir tane sim kart alın. Örnek veriyorum benim şu an taksitli bir şekilde çok ufak paralar ödeyip almış olduğum telefonlar gibi. Bu içerisinde sim kartlar var. Normal abonelik şeklinde örnek veriyorum. Haydi 4-5 pound'a bulabileceğiniz hatlar bunları telefonunuzda kullanabilirsiniz. Ayrıca baktığınızda hani farklı hesaplar açıyorsunuz. Daha önceki hesabınızda örnek veriyorum ilk açtınız. Bir ürün sattınız. Örnek veriyorum mouse sattınız. Telefon bilgisayar mouse sattınız. Bilgisayar mouse ikinci hesabınızı açtınız. Suspend ediniz. Akıllısınız. İkinci hesaptan da aynı şekilde gittiniz. Bir şekilde açıp tuttuğunuz hesabı yine aynı ürünü yüklediniz. Bu da bir suspend sebebi. Açtığınız ilk hesap, ikinci hesaptaki ürünler kesinlikle farklı olması gerekiyor arkadaşlar. Açıklamasından başlığına fotoğraflarına kadar. Ve son olarak da replika yani satmış olduğunuz örnek veriyorum iPhone case ve diğer tarz markalı olan ürünlerin replikası genellikle Çin üzerinden dropshipping yapan arkadaşlar da çok oluyor. Belki anlamayabilirsiniz, o şekilde yükleyebilirsiniz ama bunlar sizin hesabınıza direkt eBay tarafından uyarılacak şeyler. Gelelim şimdi güzel tarafına. Bunları bilmek en azından geminizi engelleyecek şeyler yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu bilgileri kolay kolay bulabileceğiniz yerde yok. Sadece şu gerçekten paylaşmak istiyorum. Bunları bildiğiniz takdirde faydalı olacaktır. Burayı hızlı bir şekilde geçiyorum. MC1 destek uyarı normalde hesabınıza başkası tarafından giriş yapıldığı için alınan bir hesabınızın hacklendiği ile alakalı bir onay kodu ve bu size hata kodu olarak eBay'den ulaşacak. MC012 yani 1-2 eBay listesi kaldırıldı çünkü aşağıdaki politika sorunlarıyla ilgili bir ihlal var. Burada genellikle Vero ya da Marco ürünü yüklerseniz bunlardan dolayı almış olduğunuz bir uyarı olup hesabınız kısıtlandırılacak arkadaşlar. MC027 faturalandırma satış ücretlerinin otomatik ödemesinden dolayı yani ücretlendirme otomatiğe bağlıyorsunuz ama kredi kartınızı çıkartıyorsunuz ya da bir seferlik vanilla gift kart tarzı ödeme şeyleri kullanıyor ötekisini ödemiyorsunuz. Sistem parayı çekemeyince otomatik olarak hesabınızı kapatıyor. Buna gerçekten çok dikkat edin. MC081 FBA bildirimi yani burada gerçekten biraz şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Vermiş olduğunuz bilgilerde bir güvensizlik var. Fuatlı atıyor. Fuat atınca da bu bir hata yönetimini biliyorsunuz. MC116 dikkat. eBay hesabınızı güvenlik bağı hesabı askıya alıyor. Çünkü siteye müdahale etme amaçlı bir saldırı olduğunu düşünüyor. İşin arka tarafında biraz hackerlık kokusu var burada. Bunları kolay kolay herkesin alacağı hata kodları değil. Ama genel anlamıyla bu sebepten dolayı alıyorlar arkadaşlar. MC107 eBay'de listeleme ilan. Yani burada genellikle uyuşturucu, patlayıcı ya da kırıcı ya da tehlikeli maddeleri yüklemeye çalıştığınız zaman hata kodu veriyor. Bu şekilde listeleyemiyorsunuz. MC018'de eBay'deki ürünlerinizin listenin kaldırmasının sebebi yasaklı şeyler koyuyorsunuz arkadaşlar. Vero tarzı genellikle ya da sizin içerisinde terbiyesiz diyelim öyle şeyler paylaştığınızdan dolayı bir sorun yaşıyorsunuz ve bundan dolayı da sırf terbiyesiz değil tabii ki işin arka tarafında bilmeniz gereken paylaşmamanız gereken size ait olmayan fotoğrafları paylaştığınızdan dolayı olan şeyler var. Çünkü bazı fotoğrafları kopyala yapıştır şeklinde internet platformunda satamazsınız. O fotoğrafı siz çekmediniz. Çekmediğiniz için yasal sebepleri var. Ve bunun da tabii ki sizden izin almadığınızdan direkt yüklediğinizden dolayı sistemde bunlar gözüküyor. Bu da sizin böyle hata kodları yemenize sebep oluyor. Evet, MC008 hesabın güvenliği ve vermiş olduğunuz bilgiler arkadaşlar çok düşük ve hesap o yüzden sarı flakalar genellikle hesabınızı güvenlik açısından biraz uzak tutarlar. Bu yüzden de bir hata kodu alırsınız. Bilgilerinizi güncellediğinizde çoğu açılıyor otomatik olarak. MC107 174 bildirimi üründeki genellikle sizin yapmış olduğunuz satışlardan fiilleri ödemediğiniz için almış olduğunuz bir hata kodu. MC126 kimlik doğrulama vermiş olduğunuz bilgiler çakışıyor arkadaşlar. Vermiş olduğunuz banka adresi, PayPal'a ve vermiş olduğunuz eBay kişisel bilgiler çakışıyor. MC027 normalde hesabınızdaki vermeniz gereken ay sonunda hesap ücretlendirmesini ödememişsiniz. MC002 telefon araması iyi ve genellikle sizlerde bir hesabınızda fraud bir durum olduğunu düşünüyorsa size o telefon numarasından arar. Ve sizlerde telefonu bir seferlik mahsus aldığınız takdirde iyi ve size ulaşamaz. Ve ulaşamazsa ne olur? PayPal tarafından hesabınıza sınırlandırma getirilir arkadaşlar. Çünkü aradıkları kişiye ulaşamıyorlarsa bu hesapta normal olmayan bir şeyler olduğunu iyi ve düşünüyor ve o yüzden hesabı sınırlandırıyor. Diyor ki biz denedik artık ne denesin biz aramayı. Ve ayrıca MC018'de açık arttırma ödeme ilerliyor. Yani normalde biliyorsunuz burada eBay'de optionlar oluyor ve optionları kurabilecek ve sürekli arka arkaya bit verebilecek. Yani açık arttırmaya bir 0-1-0 tam satılmaya yakın verilebilecek bazı yazılımlar var. Bu yazılımları kullandığınız takdirde hesabınızı eBay otomatik olarak robotlar algılıyor. Diyor ki bu işin içerisinde bir iş var. Bu bir şeyler yapıyor. Buna bir durdurma yapalım diye hesabınızı belirtilen süreti sizin yapmış olduğunuz şeyi ispatlayana kadar hesabınız askıya alınıyor.
MC071 e-mail politikalarında bir güven ilerle isterseniz, işte örnek veriyorum farklı bir şekilde tonlarca farklı VPN adresinden e-mail girmeye çalışıyorsanız, hesabınızın güvenliği açısından hesap kendini otomatik kilitleyecektir. Kilitlediği zaman da sizin e-mail aramanız gerekiyor. MC999 bayağı eskiden çok alınan bir hata koduydu. Ürün uyum sorunundan dolayı kaynaklanıyor arkadaşlar. MC081 genellikle açılan yeni hesaplar bilgileri random kafasına göre doldurduğu için eBay tarafından dolandırıcılık olarak gözüküyor ve genellikle bu yüzden de hesabınıza güvenlik bilgilerini onlara ulaştırana kadar durduruyor. MC062 Vero, Vero'nun ne olduğunu bilmeyenler için kısa bir şekilde size ait olmayan ve satış izniniz olmayan ürünleri eBay platformunda satmanız anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu yapamazsınız. Yaptığınız takdirde 3, 5, 7, 15, 30 ve sonunda temel olarak sınırlamalardan sonra hesabınızı kaybedersiniz. MC010 hesabınızdaki ödemelerinizde faturalarınız tam olarak ödenmemiştir ve bu yüzden de ödeyene kadar belirli bir sınırlandırma getirilir. Bu olay gerçekten çok önemli bir şey arkadaşlar. MC011 var 11 nasıl çağırıyorsunuz artık. Kısıtlı hesap. Bu genellikle yeni açılan hesaplarda ortaya çıkar. Bu konuda gerçekten üzülmenize gerek yok. Sadece hesabınızın güvenliğini teyit etmek istiyorlar. Yapmanız gereken tek şey sadece eBay yazarak hesabınızın açılımını sağlamak. Eğer Amerika'daysanız aramanız, İngiltere'deyseniz de canlı chatle arayarak işinizi çözebilirsiniz ya da mail atabilirsiniz. Dünüz konuşmak gerekirse MC013 yani burada genellikle çoğu arkadaşımızın aldığı hata kodunun sebebi arkadaşlar vermiş olduğunuz bilgilerin güvensizliğinden kaynaklı işte girmiş olduğunuz ülkenin IP adresi, MAC adresi ve diğer şeylerle ilgili hesaplarda sürekli bir şüphe olduğundan dolayı suspend diyen arkadaşlarım ikinci kez açılacağına inanarak aynı şekilde açtığında aldığı hata kodu. Bunun da nasıl çözümlü olduğunu birazdan sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bunun dışında da MC016 teklif, yani normalde eBay içerisinde müşterilerinize sınırlı sayıda böyle teklifler sunabiliyorsunuz ama bazen bu teklifler şeye kaçabiliyor arkadaşlar. Ben sana dışarıda parasını ödeyeyim tarzı şeylere kaçıyor. O yüzden hesabınızı durduruyorlar ve ticari marka ilali herhangi bir şekilde trademark olan ürünleri satıyorsanız sizin satış izniniz olmadan MC067 ilalini alıyorsunuz. Ve son olarak da şimdi arka tarafında gelin bunları nasıl engelleyebileceğimizi gösterelim sizlere. Yeni bir IP adresi daha önce bu IP adresinden eBay ya da farklı bir PayPal hesabına giriş olmamalı. MAC adresi kesinlikle ve kesinlikle brand new olmalı, yeni olmalı. Yeni eski bir hesap suspend yemiş bir bilgisayarın MAC adresinden giriş yapmamanız gerekiyor. HDD seri numarasının değişmesi gerekiyor eğer daha önce yaptıysanız. Bilgisayarınızda farklı yazılımlar ya da çeşitli programlar kullanarak, yani cleaner tarzı yazılımlar kullanarak ya da çok piyasada var, çerezlerinizi temizlemeniz gerekiyor. Daha önceki bilgisayarınızda bir eBay hesabı kurduysanız ama bu çerezleri temizlemek kesinlikle yetmeyecek. Yani ben çerezleri temizledim 10 tane daha eBay hesabı açarım diye bir dünya yok. Kim söylediyse size lütfen ama lütfen dinlemeyin. Çünkü hesabınız gün sonunda suspend deyince neden dinlememeniz gerektiğini o zaman anlayacaksınız. Ayrıca yeni bir telefon numarası almanız gerekiyor. Artık nereden bulursanız bulun ama herhangi bir şekilde sizin ulaşabileceğiniz bir telefon numarası olsun. Çünkü ihtiyacınız halinde ona ulaşmanız gerekiyor. Ev adresi daha önce hiçbir şekilde eBay'in ya da açılmış bir suspend yemiş bir eBay hesabının kayıtlı olmadığı bir numara olduğuna emin olun. Ayrıca normalde Gmail kullanırız. Yani Hotmail de kullanıyoruz ama Gmail biraz daha güvenlik olarak daha sağlam olduğu için Gmail'den eBay üzerine gelen e-mailleri açtığınızda arkadaşlar otomatik olarak resim yükleme var. Eğer bunu ayarlar bölümünden kapatırsanız eBay buradaki fotoğrafı yakalayamayacağı için sizin hesabınızı link yapamayacaktır. Yani Gmail'e gelen e-mail fotoğraflarından bile yakalayacak. O yüzden benim tavsiyem hani herkes eBay'in gelen bütün mesajlarını eBay'in sayfasının içerisinden mesajlar bölümünden cevaplasınlar. Hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde bunun altını çizerek söylüyorum. eBay Gmail'in attığı hiçbir mesajı onaylamasına bile bakmasınlar. Oradan yakaladan hesabın saniyesine link olur. Bunun için yapabileceğiniz farklı şeyler var. Bunları anlatacağım. eBay'e girdiğinizde Gmail'den IP adresinizi görebiliyor ve direkt size link yapabiliyor. Telefonunuzdan ben eBay'e girebilir miyim? Girebilirsiniz tabii ki ama girmemeniz gerekiyor. Bu da benim herkese öneririm. Bu tamamen size kalmış. Sebebini anlatmayacağım ama hiçbir kimsenin telefonundan eBay'e girmesini ben tavsiye etmiyorum. Girdiğiniz takdirde girebilirsiniz ama çok büyük ihtimalle yaptığınız yanlış bir şeyden dolayı suspend yeme ihtimalinizi arttıracaksınız. Çünkü gerek yok telefonunuzdan girmeye. Bilgisayarınıza illa girmek istiyorsunuz. Telefonunuzu TeamViewer'a ya da farklı bir uygulamayı indirerek bilgisayarınızı kontrol edin. Çünkü yapmış olduğunuz public internetlerde suspend yemiş bir hesapla çakıştığı zaman otomatikman siz kendi hesabınızı suspend yapacaksınız. Ayrıca arkadaşlar farklı kategorilerde listeleme yapmayın. Yeni hesap açıyorsunuz ve bir anda 10 tane farklı kategoride koyuyorsunuz. Tamam, ben daha önceki videolarda bunu söylememe rağmen bu çok farklı şekilde anlaşılıp yapıldığından dolayı genç özellikle yeni başlayan arkadaşlar detaylı bir şekilde rica ediyorum. Sadece bir kategoriden listelemeye çalışın. İkinci elinizi de kategoriyi çok ama çok önemli eBay platformu bu konuda çok detaylı şekilde bakıyor. eBay platformuna başlayacaksınız. Beni bu videoyu izliyorsunuz. eBay'de satış yapmaya başlayacaksınız değil mi? Şu an yapmanız gereken şey bir eBay hesabı açın. Satış yapmayın. Sadece girin, bitlere katılın, bitleri takip edin, ürünleri araştırın, çerezleri atın. 1-2 hafta, 3 hafta hesabınızı hazırlandırın. Bunu beklemeyin. Yani illa eBay'de hemen diğer o işlere geçmeden şu an eBay hesabınızı açın. Bir çerezini toplayın, satacağınız ürünleri sürekli. Çünkü hiçbir eBay satıcısı bir anda lak diye hesap açıp ertesi gün ürün koymaz. Ben de içerisinde. Yıllar boyunca eBay platformunda alıcı olarak ürün aldık, sattık ve ondan sonra bu hesabımızı geçirdik. Ve sizden de aynı şekilde eBay burada sistemde yeni açılan bir hesabı direkt satış yapma amaçlı girdiğini görünce direkt suspend veriyor. O yüzden daha hiçbir şey yapmadan eBay platformuna kayıt bile oluşturmadan normal hesabınıza girin. Bu şekilde çerezlerinizi toplayın. Ondan sonra bir satıcı hesabı oluşturun bir hafta sonra. Yani ilk önce çerez toplayın. Normal eBay hesabına girin. Bir kullanıcı oluşturmayın. Sadece eBay'e girin. Alışveriş platformu gibi alışveriş yapıyormuş gibi hesap doldurun.
durun, bir şeyler yapın. Bir hafta, iki hafta böyle geçirin. Ondan sonra ikinci hafta bir satıcı ya da alıcı hesabı nasıl oluşturuyorsunuz artık, business hesabı oluşturursanız suspend yeme riskiniz çok ama çok aza düşecektir. Ama business politikalarına uyacak şekilde de bilgiye sahip olmanız gerekiyor. eBay'in son olarak bütün genç arkadaşlara önerim, eğer yapamıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle retail dükkanlardan ürün yüklemeyin. Dropshipping'e eBay tamam sıcak bakmıyor olabilir ama retail dropshipping'e sıcak bakmıyor. Toptancı olarak anlaştığınız ürünlerinizi göndereceğiniz ve hızlı bir şekilde müşteriye sunacağınız ürünlerle ilgili isterseniz dropshipping yapabilirsiniz. eBay'in politikalarında hala henüz buna dair bir bilgi ya da herhangi bir yasaklandırma ya da kısıtlandırma yok. Çünkü siz burada yapmış olduğunuz ticaretinizde toptancınızla aranızdaki anlaşmada ürünlerinizi oradan çıkaracağını söylüyorsa da eBay bundan mutlu ve bütün platformlar mutlu. Mutlu olmadığı için rakip olarak eBay bir satış platformu olmasına rağmen Amazon da aynı işi yapıyorlar. Bir ürünlerini Amazon'dan rakibinden göndermesi o platformu beslediği için bu tarz şeylere sıcak bakmıyor. Bu yüzden de sizlerin bu şekildeki platformlarla çalışmamasını, çalışıyorsa da nasıl çalışacağını bilerek yapmasını öneriyorum arkadaşlar. Bunları öğrendik ama ben zaten suspend yemiştim diye olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada yapabileceğiniz sayılı şeyler var. Benim herkese tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle ben kaç kişiyle konuştum, eBay'de konuşmadığım insan çalışmıyor. Belki artık agency'leri tanıyor. Lütfen sadece rahat olun. Sonuçta eBay'de çalışan ve satış yapan bir satıcısınız. eBay'i arayın, korkmayın. Rahat bir şekilde onlara yapması gerekeni söyleyin. Onlar yapması gerekenleri yapsınlar. Bu kadar basit. Sadece rahat olun, cesur olun. Sizler girişimcisiniz. Onlar orada işlerini yapmak için duruyor. Sizler de bir şekilde onlarla iletişime geçip istediğiniz şeyi onlara söyleyin. Konuşurken lütfen ilk önce ne istediğinizden dolayı değil, onlara günlerin nasıl geçtiğini ve sizlere yardımcı olmak ve olabilmeleri için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini çok temiz bir şekilde yazın ve belirtin. İngilizceniz olmasa da Google Translate kullanarak anlaşılabilecek bir şekilde iletişime hepinizin geçebileceğini ben şahsen inanıyorum. Hepiniz gerçekten eminim bunu başarabilecek kadar akıllısınızdır. Çünkü buraya kadar geldiyseniz bunu da çok rahat geçmeniz gerekiyor. Şimdi genellikle olarak arkadaşlar burada bunun dışında olan diğer şeylerde de ufak bir şekilde kısıtlandırmalar ve kelimeleri anlatıp en sonunda hesabınızla ilgili bilmeniz gereken bilgiyi anlatacağım. Şimdi buy it now, şimdi al, bin, genellikle eBay'de kısa kodlar var. Burayı dondurup bakabilirsiniz arkadaşlar. EB şeklinde eBay'dir. FB genellikle feedback'tir. FVF final money, yani genellikle son olarak ödeyeceğiniz eBay'in komisyon oranıdır arkadaşlar. Good till cancel, yani bunu siz iptal edene kadar eBay'de ürününüz durur. NR, INR ürün müşteriye ulaşmadı arkadaşlar. MC999 seni seviyorum eBay'in size anlatma şekli ya da farklı kodlarla gönderebilir. Siz ona seni sevdiğini söylerseniz sizin de sevdiğinize eminim bir ortak noktaya varabilirsiniz diye inanıyorum. Bu arada hata kodu ve genellikle hesabınıza bir sınırlandırma getirecektir. Seni seviyorum değil yani. MP Management Payment ödemeyle ilgili olan kontrol sistemi. Bunlar da arkadaşlar hesabınızı artık kayıtlı bir kullanıcı değilsiniz. eBay hesabınızı kapatmışsınızdır. PP, PayPal ve Prepaid önceden ödenmiş ve PayPal olarak gözüküyor. SNAT genellikle arkadaşlar ürün ulaşmayan, yani nasıl diyeyim, ürün çıkmayan ürün imzalı şekilde olarak geçiyor. TRS Top Rate Seller, yani çok yukarıdaki satıcılar bu eBay verince bizden mesela az fee alıyor diğer satıcılara nazaran. Bizim ürünlerimizi ben koyduğum zaman en üstte atıyor, sizinkini aşağıda bırakıyor. Daha Top Rate Seller değilseniz. Bunun dışında TVS güvenilir ve güvenli Verodo Verified Right Owners programı. Evet, umarım bu videoda öğrendiğiniz şeyleri artık ticaretinizde kullanırsınız arkadaşlar. Sizler için kurmuş olduğumuz dijital market mentoring sayfasında bunlar gibi çok çok değerli ve paylaşabilecek bloglar var. Ücretsiz bir şekilde girip okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgileri okuduklarınızda neden bunları daha önce görmediğinizi anlayacaksınız ve ticaret yapıyorsanız herhangi bir platformda Amazon, Shopify, Etsy, Facebook Marketplace ve daha niceleri orada bilmeniz gereken bütün böyle bilgileri bizler sizin için araştırıp kendi sitemizde arkadaşlarla beraber paylaşıyoruz. Ben okuyorum, sizler okuyun. Bilginizi geliştirin, bilgilerinizi paylaşın ve diğer arkadaşlarınıza faydalı. Maybe I'm a gangster too. Maybe